Giymiş midir sence? Ya şöyle bir durup düşünmüştür. Orası kesin. Ama son anda vazgeçmiş de olabilir. Bekleyip göreceğiz. İnsan içine çıkmamıştır öyle ya, değil mi? Sinan. Yanıyorsun. Sen de. Közünü yenileyelim mi? Kalsın. Ümit'ciğim seri latte lebincin. Latteliyim. Elmalı? Uzatma. Şey yap. İpek geldi mi İpek? Gelmedi. Kötü oldu bu. Abo. Yani böyle bir delikante tarzı yapmaya çalışmış hakikaten de. Hiç olmamış ya. İğrendim yemin ediyorum. Bu nereden bulmuş bunları? Yan Sanay Burak Özçivit'e dönmüş bir... Yok, yok ya ben dayanamayacağım. Bu kadarı bana bile fazla artık yani. Bitmiştir abi. Tipe bak. Bitti. Nasıl bitti ya? Nasıl bitti? Sorun sende. Nasıl sorun bende ya? Sorun bendeymiş Ümit. Hayır ya, bir dakika. Sorun ondadır. Sorun hep onlarda değil midir zaten? Yani genelde öyle olur. Sorun onlarda olur hep. Ay, öyle denmez. Sorun sende değil, bende. He tamam, ondaymış tamam. Olmuyor Sinan, üzgünüm. Ne demek olmuyor diyor. Ha, bak sen, Sinan Efendi. Bağlanman falan filan diyordu. Görüyorum ki birileri bağlanmaya başlamış. Başka biri mi var? Ne diyor? Başka biri mi var? Evet var. Var var. Tamam. Önce akşam yemeği yiyelim. Belki tanımazsın ama kızıl saçlı evet, uzun boylu. Zaten. Benden uzun mu? Evet, benden uzun değildir. Tamam. Evet ve de çok kültürlü. Önce sergiye, çıkışta da tiyatroya gideriz. Evet, oyna. Tamam oldu oldu gelecek. Hı, tabii he, arar seni tamam. Oğlum sen nasıl bir arkadaşsın? Sen nasıl şerefsiz bir arkadaşsın lan? Biz arkadaş değiliz ki. He tamam sonuçta tanışıyoruz. Tanışıyoruz iki selamımız var değil mi? Oğlum sen nasıl bir insansın? Tamam. Ne oluyor oğlum? Tamam ya. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Yeter ya tamam misyonun bitti senin de yürü. Ne misyonu ya? Yürü abicim hadi. Kahve almaya gelmiştim ben. Tamam vereceğim ben. Sen dua et kızlara dua et sen. Sen. Tamam Çağla'cığım tamam. Sakin ol, ben yanınızdayım. Hadi sen git içeri. Şerefsiz. Şerefsiz. Ulan gel lan buraya. Bu ne hal lan? Kankacan iyi misin? Ne? Kulaklarım azıcık çınlıyor. Ne oldu lan buna? Ya şimdi şöyle. Dur lan dur, nasıl kaç? Ulan hep yapıyor bunu. Sen ne tipine bak, nasıl ayarladın o kızı ya? Ücretle kapımı açmaya çalışıyorsun. Hadi bak, şu ağzıma bak, olacak. Sinan konuşuyorum. Hadi yürü git. Nerede o telefon? Nerede o telefon Sinan? Nerede o burada ne işim? Sinan çıkar mısın evimden? Ne oldu, rencide mi edeceksin beni ha? Laf mı sokacaksın? Hadi sok. Sok. Bak kibarca söylüyorum. Defol git buradan. Psikolojimi mi bozacaksın? Bozsana bir gitmezsem ne yapacaksın? Ha? Hadi boz. Hadi bir boz. Hadi tamam izin verdim. Hadi tamam hadi boz. Çok komik adamsın ya. Sen nasıl bu tipinle komik? Bunu sen istedin. Komik. Komik.
Oğlum tamam da ne istedin oğlum çocuktan? Küçükken işte. Aslında bir şey yapmayacaktım. Ama şansını çok zorladı. Yani sonuçta arkadaşlar arasında olur böyle şeyler değil mi? Bakın ben durduk yere kimseye saldırmam. Ama kendimi korumayı da bilirim. Korunuyormuş! Ya oğlum adam beni nasıl dövdüyse guguklu kuş saatinden önce çıktı. Ne yaptınız oğlum siz o kuşa? Ne yaptınız? Oğlum ne yaptınız ya? Herif onu gördükçe daha da sinirlendi böyle. Gördükçe daha da vurdu. Vurdukça canım çıktı. Gökhan sen bilirsin. Hep dinliyorsun ya. Klasik müzik açtı bir ara. Yok. Müzik falan açmadım. O da mı halüsinasyonda? Neyse. Kusura bakma. Sen devralırsın. Tamam. Umarım bir daha bunu yapmazsın. Usta eline sağlık ya. Sinan Efendi. Biz dedik sana kızların ahını uhunu alırsan bak başına böyle şeyler gelir. Oğlum ya bir öğrenelim ne olduğunu. Ne oldu oğlum sana? Metro bu saatte kapalı. Ne oldu diyorum sana? Ne oldu herif? Niye dövdü seni gerizekalı? Ya sanki sağır var. Ne bağırıyorsun oğlum? İpeği elimden alan Tuna değilmiş. Ya ben öyle zannediyordum ama değilmiş. Ama o her kimse o şerefsiz bulacağım o uzun boylu kültürlüymüş bir de. Neresi kültürlü onun? Gökhan Hayırdır kardeşim? Radarında yeni bir hedef mi var yoksa? Ümitciğim bak kaç kere söyledim. Nasıl konuşuyorsun? Bayanlarla öyle konuşulmaz. Av diyeceksin oğlum, av. Oh, çok iyi. Tamam, tamam. Gözlük tamam. Tamam, ot. Ümit bu ne? Deri ve kurabiye kokusu. Yok artık. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Allah kardeşim bugün alışverişini ben yapamadım. Buradan ayrılamadım. Çağla'dan rica ettim. Çağla yaptı alışverişini. Peki. Çağla bu ne? Çok güzel bence denesem mi? Çağla'cığım bak. Bu ikiliden güzel koku çıksın. Ben de o kızı iki kere tavlarım. Nasıl yani? İki farklı Sinan olarak yani tavlarım. Sinan yorulmaz. Olacakları merakla bekliyorum. Kaçtı. Oh, çok iyi. Beğendin. Vallahi beğendin. Tamam ya çok da şey yapmayın. Ben de beğendim. Sen neyi beğendin oğlum? Tamam sus. Kıvırmak yok. Gidip tavlayacaksın kızı. Gözüm yükseklerde ama Sinan yorulmaz sözünden dönmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sahne senin. İzle. Kusura bakmayın çok geç kaldım. Efendim? Kızdınız tabii çok haklısınız. Fransızca dersim uzadı da Bordeaux aksanında problem yaşıyorum. Bordeaux mu? Hı. Kıvanç Bey de gelmemiş galiba. Kıvanç Bey de mi gelecekti? Evet. O zaman ben kalkayım, siz oturun. Ben başka masaya oturayım. Yeşim Hanım ama aşk olsun, ama aşk olsun. Ya siz olmadan biz çekim takvimini nasıl ayarlayalım değil mi? Siz beni başkasıyla karıştırdınız. Çiğdem ben. Ah, Sinan ben, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ah, lütfen oturun. Ya bir yapımcıyla görüşmem vardı da sizi o zannettim yanlışlıkla kusura bakmayın. Oyuncusunuz galiba.
Maalesef oyuncuyum. Mesela bu projede Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte iki askeri canlandıracağız. Aynı seviyede bir sarışın bir esmer istemiş, yapımcı çıldırmış. Kuzey, güney, doğu, batı gibi yani sentez. Her yönlü düşünülmüş. Peki konusu ne? Konulu. Konulu tabii. Kore Savaşı ile alakalı. Evet. Kore Savaşı ile alakalı. Kıvanç'la birlikte iki askeri canlandırıyoruz. İşte Kıvanç düşman tarafından esir alınıyor. Ben de tek başıma önce orduyu dağıtıp sonra da tek başıma Kıvanç'ı kurtarıyorum. Tek başına mı? Tek. Tek başıma, tek tabanca. Ya biraz yapımcı burada ileriye gitmiş. Tabanca da tek kurşun olacakmış. Peki Bordo aksanı ne alaka? Anne tarafından Fransız bir asker bu tabii. Anne tarafından Fransız bir asker. Baba Türk. Baba, onlar da savaşta birleşmişler yani bir öncekinde. Çok enteresanmış. Gerçekten çok enteresan. Çok merak ettiysen istersen sana senaryoyu gösterebilirim. Hatta sürpriz sonlu bitiyor yani. Herkes öyle diyor. Tamam, çok isterim. Göster hadi. Bak. Unutmuşum, çantayı unutmuşum evde. Ama çok yakında, merak etmeyin, çok yakında. İsterseniz hani yürüme mesafesine kadar. Tamam, gidelim o zaman madem yakın. Madem çok istiyorsunuz, peki. Teşekkür ederim. Lütfen, lütfen, lütfen. Çağla. Sinan, niye öyle habersiz gittin? Param da yoktu, ödeyemedim hesabı. Size de yaptı değil mi? Klasik Sinan işte. Bazen aynı anneden doğduğumuza ben bile inanamıyorum. Nasıl yani ya? Ne yaptı? Anlamıyorum hiçbir şey. Cihan ben. Sinan benim ikizim. Çiğdem ben de. Çok memnun oldum. İnanmıyorum ya. Herkese yaptığını bana da mı yaptı yoksa? Sinan eşşi olsun. Kusura bakmayın. Lütfen, lütfen. Siz üzmeyin ki siz diğerleri gibi değilsiniz. İsterseniz biraz gelin konuşalım, dertleşelim. Tamam. Hadi gel. Gel. Yanına. Koltuk değneğinizi unuttunuz. Çağla'cığım ama lütfen onsuz yürümeye alışıyorum zaten. Biliyorsun üstüme gel. Değilim, bir saniye. Ah, işte öyle Çiğdem. Afrika'dan sonra da Kuzey Kore'ye geçtim. Oradaki savaş mağduru olan çocuklara yardım için. İyi de Kuzey Kore'de savaş yok ki. Ah, yok Çiğdem, hiçbir şeyden haberiniz yok sizin. O çocukları ben sınırdan geçirirken ne mücadeleler verdim. Bebiz. Üzülme. O Kuzey Koreli askerlerinin o vücudumu ateşledi, o kimyasasıyla vücudumda bazı kalıcı sertliklere yol açtı. Nasıl yani? Bildiğin gibi değil Çiğdem, bildiğin gibi değil. Ben hep vicdanımı kendime kalkan olarak kullanırdım. Hayatım boyunca da böyle yaşadım. Ama şimdi insanlarla aramı 20 santim kadar mesafe koymak zorundayım. Vardır bir tanem. Yok Çiğdem, yok. Bunun bir çaresi yok. Hep savaştan işte bunlar, hep savaştan. Pardon.
Sinan'ı mı bekliyorsunuz? Hayır. Ben Sinan'ın ikiz kardeş Cihan'ı bekliyorum. Ben size artık bir şey açıklayayım. Sinan'da çoklu kişilik bozukluğu var. Nasıl yani? Kafasında Cihan diye bir karakter yaratmış, gün içinde ona dönüşüyor. Hatta bu hastalıkta şöyle bir özellik var. İnsan kendinde eksik bulduğu özellikleri o karaktere yüklüyormuş. Ya ben çok üzüldüm buna. Biz de çok üzülüyoruz. Bazen iki oralet söylüyor, tek oralet parası alıyoruz. Ah, doktor bey. Bugünkü tıp konferansında açalım bu konuyu. İnsanlar durumumu çok suistimal ediyor. Yeter artık, tam teşekkür ederim doktor bey. Çok sağ olun, çok. Sinan, ay pardon Cihan. Üzülme olur mu? Hepimizin hayatta eksiklikleri var. Ama sen hayatı dört elle asıl. Hiç durmadan asıl, tamam mı? Dört elle asıl. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.